ne olur. Ben bir şey yapmadım. Kötü bir şey yapmadım. Dur yalvarırım. Ben yapmadım. Ne olur dur. Sen niye buradasın? Neresi burası? Şş, sakin ol. Güvendesin. Neresi burası dedim? Arkadaşımın evi. Dokunma bana. Allah Allah. Bir sakin ol ya. Geç otur şuraya. Bir bardak su vereyim, anlatacağım. İyi susamışız. Vereyim bir tane de. Çıkıyor muydun Selim Bey? Evet. Nereye? Yani okula mı gidiyorsunuz demek istedim. Kahvaltınızı hazırladım. Taze portakal suyu sıktım. Yumurtanıza tam sevdiğiniz gibi haşladım. Sağlama çıkmam lazım. Bir arkadaşımla buluşacağım. Ben senin için nelere göz alıyorum bir bilsen. Ama sen arkana bile bakmadan o kıza gidiyorsun. Gelmedi değil mi daha? Ne yapacaksın sen Arzu'nu? Taç yapacağım, başıma koyacağım. Allah Allah. Ne yapacağım? Ona göre tabak çatal götüreceğim masaya. Yok, gelmedi. Hatta sen bir servis daha eksilt, Selim Bey de az önce çıktı. Kahvaltı masası da Ringo'nun ahırına döndü mübarek. Ne oturan belli ne kalkan. Allah Allah. Hakikaten nerede bu kadın? İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Durduk yere başımız belaya girmese bari. Sen yaptın. Sen yaptın. Benden intikam almak için yaptın. Allah belanı versin. Ne diyorsun sen be? Bir sakin ol bakalım önce. Çek ellerini hayvan herif. Yaptıkların hepsini fitil fitil burnundan getireceğim senin. Ya deli misin sen? Ben hiçbir şey yapmadım. Kes saçmalamayı. Yalan söylüyorsun. Manyak mısın sen kızım? Çiftliğin önünde buldum seni. Baygın yatıyordun. Aldım buraya getirdim. Geceyi de burada geçirdin. Tek başına. Hepsini uyduruyorsun. Bak. Bunları sana ben yapmış olsam seni tutup buraya getirir miyim? Ha? Arkadaşımın evini açar mıyım sana? Geç otur şuraya, sakinleş. İyilik de yaramıyor ya. Çiftliğe niye geldin peki? Seninle konuşmam gereken şeyler vardı. Orman yolunda gördüm seni. Kenan'a söyleyeceğim ki şimdi. Her şey yakında ortaya çıkacak. Herkese ne söyleyeceğim ben? Hayır. Hayır, eve gidemem. Yüzleşemem bununla. Sonra aldım.
buraya getirdim. Ne oldu sana böyle peki? Korkunçtu. Düşünmek bile istemeyeceğin kadar korkunç. Nerede bu kadın ya? Ne haber ortak? Keyifler nasıl? Ya bu kadın nerede? Hala bir haber yok. Başına bir şey gelmiş olmasın. Ne gibi mesela? Silah zoruyla bütün suçlarını itiraf etmek gibi mi? O yapıldı ya. Ya şakanın sırası değil şimdi. Gelen giden yok diyorum sana. Ya tasalanma, boş ver. Çıkar bir yerden. Bak söyleyeyim sana, o kesin kuaföre gitmiştir ha. E ne de olsa günlerin yorgunluğu, uykusuzluk, kötek, dayak falan ha? Çıkar o bir yerden. Ya sen ne kadar umursamaz bir adamsın. Bizim istediğimiz bu değil. Eğer onun başına bir şey gelirse ne olur biliyor musun? Ne olurmuş? Dünyadan bir pislik eksilir. Fena mı? Onun için mi üzüleceğim yani? Sen anlamadın galiba. Ya sen benim keyfimi bozmak için mi aradın ha? Ya girdik artık bir yola. Bak şimdi yan mı çiziyorsun yani? Ya hayır da... Ne o zaman? Hayatta ne istediğini bileceksin. Sosyetenin o halleri gözümün önüne gelince dört köşe oluyorum. Bence sen de artık bunları düşünme. Tadını çıkar. Hadi bay. Sana güvenip iş yapan da suç zaten. Tırsmış Asma. Dünkü bebelerle iş yapmayacaksın demek ki oğlum Veysel. Sen her haltı ye. Ondan sonra acaba başına bir şey mi geldi diye vicdan yap. Ah ulan köstebek. Baba. Köstebek ne oluyor? Oluyor bir şeyler, oluyor. Ya baba anlatsana. Meraktan öleceğim vallahi. Sen şuradan iki çay kap gel, anlatacağım. Nasıl oldu peki? Nasıl bu hale geldin? Sen Selim'in çaresine bakamayınca... ben de başka birini kiraladım. Nasıl yani? Söylediğim gibi işte. Kiralık katili tuttum. Profesyonel biri. Bu işe son noktayı koyacaktı. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Mecburdum. Ondan kurtulmam lazımdı. Hem niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Sen de yapsaydın aynı şey olacaktı. Kiralık katille bir mi olduk şimdi? Olamadın. Amatör kaldın. Maşallah efendim. Performansınızdan da hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Sonra? Bunu birileri öğrenmiş. Adam tuttu mu falan. Beni kaçırıp bu adamı durdurmamı ve olanlara itiraf etmemi istediler. Ne yaptın? Anlattın mı her şeyi? Zorunda kaldım. Ne yapsaydım? Kendi hayatımdan vazgeçmektense Selim'in yaşamasını sağladım. Peki. Benlik bir durumu yok değil mi? Ben ölümlerden döndüm. Sen ne diyorsun? Daha ne anlatayım sana? Tamam. Sakin ol. Geberemedi gitti bu herif ya. Abla çıkıyorum ben. Tamam canım, okula mı? Evet. Sen de çok yorma kendini. Bir şey yapmıyorum ki ben zaten. Ben de birazdan Elif'i alır çıkarım. Aa, nereye gidiyorsun? Kafeye. Kafeye mi? Ya evet Zeynep. Benim Arda Bey'le gidip bir konuşmam lazım. Epey de zaman oldu. Ayıp oldu. Abla. Sen uzun süre olmayınca yerine birini aldılar. Ama sen yine bir konuş istersen. Yani belki geçici almışlardır. Bakalım. Yani inşallah.
Bu böyle olmaz zaten Zeynep. Benim bir an önce çalışmaya başlamam lazım. Hayırlısı. Peki Elif'i ne yapacaksın? Onu da yanıma alacağım. Ne yapayım? Bir çözüm yolu bulacağız artık. Hadi sen git okuluna, geç kalma. Tamam, haberdar et. Her şey yolunda ama değil mi? Güzel. Peki ailesi Salim'i soruyor mu? Tamam. Eve bir an önce telefon bağlattım. Görüşebilsinler. Tamam. Teşekkür ederim. Baba nasıl ya? Ne diyorsun sen? Şimdi yani bizim Arzu karısı her şeyi bülbül gibi öttü mü? Şakıdı, şakıdı. İnanmıyorum ya. İnan, inan. O havası civası var ya böyle yerle bir oldu. Tavuk gibi tir tir titredi lan. Lan vay be. Yalnız var ya baba, sen de hani filmlerdeki ajanlar gibiymişsin yani. Tabii lan, armut. Zeka ile yetenek birleşince... Lan demek Arzu karısı her şeyi öttü ha. E baba resmen bu flash haber ha. Tabii oğlum. Son dakika. İtiraf operasyonu. Yalnız bizim köstebek de hakikaten tam köstebekmiş ha. Da yani baba kusura bakma da sana hani teessüflerimi bildiriyorum. Ya böyle bir şey yapıyorsun insan bize de haber verir. Kaçırmasaydık bari. Merak etme oğlum. Baban onu da düşündü. Anı ölümsüzleştirdi. Hepsini kayda aldım. Ne diyorsun baba sen ya? Sen var ya süpermensin ha. Süper babasın vallahi. Lan. Ne oldu baba? Lan nerede lan bu CD? Lan. Yoksa... Nerede lan bu? Nerede? Ya ne oldu baba? Ne arıyorsun sen? Oğlum CD yok lan. Her şeyi kaydettiğim CD yok. Çıldıracağım anasını satayım ya. Nasıl yok baba ya? Yok oğlum işte yok. Ya baba dur bak bir sakin ol. Bir iyice düşün. Hani belki başka bir yerde falan düşürmüş veya başka bir yere koymuş olabilir misin? Oğlum bir yere koymadım lan. Düşse düşse arabaya düşecek. Aha orada da yok anasını satayım ya. Ya dur bir de ben bakayım. Hay anasını ya. Ulan kafayı yiyeceğim ya. Açılmıyor oğlum o zaten ya. Ya baba hani bak bir iyi düşün. Belki başka bir yere falan koymuşsundur. Yok oğlum ne koyması ya. Ya baba bir hatırlamaya çalış. O gün neredeydin, ne yapıyordun? Arabanın neresinde oturuyordun? Yanında kim vardı? Ya bir hatırla gözünü seveyim. Ah ulan köstebek. Ulan işgüzar karı. Tuğçe'cim hadi gel biz yukarı çıkalım. Ya hayır ben burada hanımla oturacağım. Ama bak çok güzel bir oyun oynayacağız. Bugün benim için nasıl bir program hazırladın? Anlat bakalım. Hem eğitici hem öğretici olmasına dikkat ettin mi? Halacığım ayıp ama. Kenan çıkıyor musun oğlum? Yok anne halletmem gereken işler var. Çalışma odasına geçiyorum. Kenan Arzu'yla konuştun mu? Ne zaman dönecekmiş? Konuşmadım anne. Madem yalnız kalıp kafa dinlemek istiyor bırakalım öyle yapsın. Tuğçe'cim hadi gel çıkalım biz. Gonca bana bir kahve yapıver. Tabii Aliye'm.
Öf, kim bu zır zır zır? Niye arıyorsun beni? Yoksa CD'yi bulamadın mı? Nerede acaba? Ben burada ineyim, kimse görmesin yüzünü. Sen nasıl istersen. Var ya, 40 yıl düşünsem seninle birlikte bulup Arzu karısını alt edeceğimiz aklıma gelmez daha. Ben Nefife alma demiştim sana. İyi iş çıkardık, iyi. Güzel ders oldu bu süslüye. Gerçi benim planım olmasaydı sen hala senin diye zır zır ağlıyordun ama. Neyse, sonra görüşürüz. O CD bende kalacak. Kalmalı. Kaçmıyor bak, görüyor musun? Ben sana dedim, kesin bu köstebeğin işi bu. Ya baba, şimdi bu bildiğin araklamış mı CD'yi yani? Ulan daha 2 gün öncesine kadar ayaklarıma kapanıyordu. Kurtar Selim'i, kurtar Selim'i diye. Ulan var ya, bu kadınların hepsi böyle ha. Hiçbirine güven olmaz şerefsizim. Ulan köstebek, ben bunun hesabını sormaz mıyım sana? Ya soralım tabii baba. Hatta gel, çıkalım gidelim, dayanalım çiftliğin kapısına. Alalım CD'yi, gelelim, bitsin bu iş. Armut armut konuşma lan. Karının çiftlikte olduğunu nereden biliyorsun? Ama sen... Ona öyle bir şey yapacağım ki... kendi küçük dilini yutacak. Gümüş, senin bileklerin bu kadar kalın mıydı? Parmakların da biraz şişmiş galiba. Bir dakika, bir dakika. Bu yüzük sadece bir kişi de olabilir. Ta kendisi. Anne abimle konuşabildin mi? Yengemle aralarını düzeltebilecekler mi? Yok kızım, nerede? Artık bu evde kimseye ne bir şey soruluyor ne söyleniyor. İyice herkes başına buyruk olmuş. Buyurun Ali Hanım. Gonca, Arzu'yla konuşabildin mi hiç? Yok Ali Hanım, gittiğinden beri konuşamadık hiç. İpek, görüyor musun? Hadi bizi aramıyor. Çocuğun da merak etmiyor hiç. Bizimle iyi bakıldığını biliyor ya. O yüzden gerek duymadı herhalde. Kızım, aklım hafsalam almıyor böyle bir şeyi. Kafana esince çek git. Ne kocanı ara ne çocuğunu. Olacak iş mi bu? Anneciğim tamam, sakin ol. Yok, bu böyle olmayacak. Gonca, şuradan telefonumu getir kızım. Nereden çıktı bu şimdi? Alo anneciğim. Nasılsınız? Çok şükür. Biz bıraktığın gibi iyiyiz. Asıl sen nasılsın? Gittiğinden beri sesini duymaz olduk. Burası bir harika anneciğim. Deniz, güneş. Her şey çok güzel. İyi bir detoks oldu bana. Çok iyi geldi.
İyi ki gelmişim. İyi kızım, öyle hoş da yalnız başına, başında kocan yok. Madem iyi geldi diyorsun, fazla uzatmanın anlamı yok. Çık gel. Tabii anneciğim, en yakın zamanda geleceğim. Hem Tuğçe de iyice huysuzlaşmaya başladı. Özledi seni çocuk. Tamam anneciğim. Herkese çok selam. Öpüyorum. Ev değil, fare deliği. Her şey üstüme üstüme geliyor. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Salim'in de rızasıyla ailesini Samsun'a gönderdim Efruzoğlu. Buradan uzakta olmaları onlar için çok daha iyi olacak. Çok iyi düşünmüşsün oğlum. Çok iyi düşünmüşsün. İçeriden çıktıktan sonra temiz bir başlangıç yapar ailesiyle birlikte inşallah. Suçunu itiraf ettiği için fazla da kalmayacak içeride. Hadi hayırlısı bakalım. Onun da bu hayattan alacağı ders buymuş demek. Keşke diyorum baba. Keşke kardeşimin de hayatını böyle kolay yoluna koyabilsem. Yoluna sokarsın oğlum. Sokamayacak ne var? Sen gönlünü ferah tut. Gönlünü. İyi şeyler düşün, iyi şeyler olsun evladım. Bir bilsen baba, yeğenimi nasıl merak ediyorum. Kavuşacağımız günü dört gözle bekliyorum. Şöyle dayım diye boynuma bir sarılsa, bir öpsem. Onlar da olur inşallah oğlum, onlar da olur. Sen yeter ki gönlünü ferah tut. Ben artık onlar için varım baba. Sen bu yolda o iyi niyetini bozmadıkça, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım elini uzattıkça Mevlam da sana yardımcı olur, yolunu açar evladım. İnşallah baba, inşallah. Mecburen birisini almak zorunda kaldık. Gayretli, çalışkan da bir kız. Onun içinden çıkartmam haksızlık olur. Yok, tabii ki de olmaz öyle. Yani ben böyle bir şey kabul edemem zaten. Ben yine de bir sormak istemiştim. Başka bir seçenek var mıdır diye. Maalesef. Anlıyorum. Peki sağ olun. Melek bir saniye dursana. Yakın bir arkadaşım 2 ay kadar önce ev yemekleri yapan bir yer açmıştı. Restoranın işleri de gayet iyiymiş. Hatta siparişleri yetişemiyorlarmış bile. Ev yemekleri yapan birisini aradığını söyledi. Sen düşünür müsün böyle bir şey? Bilmem ki, ben yapabilir miyim? Yapamayacak ne var? Bizim için burada hazırladığın öğle yemekleri gibi yapsan yeter de artar bile. Bence tam senlik bir iş. Yani siz öyle diyorsanız. Tabii ya. Senin yaptığın sarmalar gibi ben ömrü hayatımda lezzetli bir sarma yemedim. Yani böreklerin, tencere yemeklerin, hatta çorban bile. Dur ben sana numarasını yazayım. Adı Hakan. Bugün hemen ara. Benim yönlendirdiğimi söylersin. Sonra ben de ararım. Tamam. Çok sağ olun Arda Bey. Ne demek? Hadi hayırlısı olsun. Tekrar çok teşekkür ederim. Ya sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Ne alakası var canım? Bakmak da mı yasak? Yasak efendim, bakamazsınız. Benim gözlerim sana mühürlenmiş bir kere. Başka çaresi yok. Bakıyorum keyifler yerinde. Hoş geldin ortak. Bakayım yüzüklerinize. Çok güzel olmuş. Allah mesut etsin. İnşallah bundan sonra her şey istediğiniz gibi olsun. Gel canım gel, soracağım ben sana. Bittik biz. Şansımız yok. Oh.
Hemen anlat bakayım, nasıl alındı bu yüzükler? Benim hiçbir kabahatim yok. Hepsini senin bu gizli organizatör nişanlın planladı. Nişanlın mı? Tamam. Tamam, kabul ediyorum. Bütün kabahat benim. Ama her şey bir evet içindi. Ama ya, bakar mısın? Seni de böyle kandırdı değil mi? İnanmasam mı? Allah'tan tek isteğim sizi hep böyle mutlu görmek. Yuvanızda. Var ya, ilk çocuğumuz kız olsun, adını Gündür koyacağım. İşte buraya yazıyorum. Selim, ne diyorsun? Hayali bile güzel. Sen, ben, kızımız ya da oğlumuz. Ulan bir kendi elimizle yemek yedirmediğimiz kalmıştı kadına. Ah Zeynep, ah. Bunlar hep senin için. Bir gün bu şekil poşet poşet erzağı kendi evimize de taşıyacağım, göreceksin. Ama önce o yüzük çıkacak parmakta. Evet, Arda Bey bahsetti. Tabii elimden gelir. Olur. Hemen başlayabilirim ben. Tamam o zaman. Bugünlük malzemeleri ben alırım. Yarın sabah sipariş teslim ettiğimde de ayrıntıları konuşuruz. Hı. Çok teşekkürler. İyi günler. Hadi kızım, hızlanalım biraz. Anne, nereye gidiyoruz? Markete alışveriş yapmaya gidiyoruz kızım. Bu akşam çok işimiz var. Korkma. Ben sana yardım ederim anne. Hemencik bitiririz işleri. Hem Kiraz teyzeme de yardım ediyordum ben. Edersin değil mi? Ben niye heyecanlanıyorsam? Ne olmuş buna böyle ya? Eyvah eyvah. Yanıyor bu ya. Şşş. Kalk da şu kanepeye uzan. Ben gideceğim. Bu halde nereye gideceksin ya? Otur oturduğun yerde. Çekil önümden. Ateşin var, ateşin. İki adım atsan bayılır kalırsın sokakta. Burada kalmak istemiyorum. Paşa gönlüm bilir diyeceğim ama desem ne çare? İki adım atacak halin yok. Yiyecek bir şeyler aldım, hazırlarım şimdi. Otur adam gibi, karnını doyur. Baba, arasana şu köstebeği bir daha. Ne var? Sabahtan beri arıyorum. Niye açmıyorsun lan telefonunu? Ne oldu? Sen ne olduğunu biliyorsun. Bana bak. Yarın o CD'yi getireceksin. Anladın mı? Hangi CD? Başlatma lan. Hangi CD'ymiş? Yemin ediyorum gebertirim seni bak ha. Sen kimi kandırdığını sanıyorsun lan? Ha? Köstebek bozuntusu. Hayır. CD bende kalacak. Orta yerde bırakmasaydın sen de. Ulan var ya. Oyarım seni lan, oyarım. Delik deşik ederim. Şuna bak lan. Hem suçlu hem güçlü. Lan, lan kim sayesinde oldu bunlar ha? Kim buldu bu adamları? Ama ben söylemesem... Kız lan, kız! Yarın o CD elimde olacak. Anladın mı? Sana bu kadar söylüyorum. Burada ben de daha güvende.
bir yere kaçırdığın falan yok CD'yi ya. Ha, vermiyorsun öyle mi? İyi, peki. O zaman ben de yarın gelir kendim alırım. Şuna bak. Şuna bak. Cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorlar ya. Ya tamam baba ya. Bir sakin ol. Sinirlenme. O zaman sizin makineleri gümrükten transfer etmenizi bekleyip sonrasında ürünlerin ihracatı için gerekli işlemleri halledeceğim. Aynen. Atladığım veya sormak istediğim bir şey var mı? Var. Kardeşimi niye yüzüstü bıraktığını öğrenmek istiyorum. Buna bir cevabın var mı? Melih? Ha, yok. Her şeyi konuştuk sanırım. Tamam öyleyse. Hayırlı olsun. Ben artık kalksam iyi olur. Otursaydın. Yok, gideyim. Tamam, nasıl istersen. Anne bak, nasıl olmuş? Aferin benim becerikli kızıma. Bak sen şuna ya, büyümüş de sarmalar da sararmış. Ama bak sen böyle kocaman kocaman sararsan biz iflas ederiz, ben söyleyeyim. Abla bak göreceksin, herkes bayılacak. Efsane olacaksın bu konuda. Kilo kilo satılacak dolmaları. Ay inşallah Zeynep. Niye olmasın? Vallahi ben utanmasam ağzıma atacağım bir tane. Ay. Kızım ne yapıyorsun? Onlar çiğ. Pişmedi daha. Ne yapayım ama? Çok güzel görünüyordu. Dayanamadım. Zeynep ablam da dedi ama ağzıma atacağım diye. Ben pişirince koyarım size birer tabak. Sarma canavarları. Hadi git elini yıka. Bitti mi işiniz? Evet. İzninizle ben gideyim artık. Ya. Bir kahve isteydiniz. Teşekkür ederim. Ama saat geç oldu. Gideyim ben artık. Peki, siz bilirsiniz. Geçireyim seni. İyi geceler. Güle güle. Güzel bir bebek. Ama saçları yok. Döküldü saçları. Öyle mi? Çok üzüldüm. Benim bebeğim değil o bir kere. Elif'in bebeği. Tuğçe işte. Mızmızlığı üstünde yine. Montun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Güle güle. Nasıl da sararmış o küçük parmaklarıyla. Selim arıyor. Selim amca mı? Benden de selam söyle. Çok özlediğimi de söyle Zeynep abla. Söylerim canım. Oldu mu anneciğim? Annesini de yardım edermiş. Minik ellerine sağlık yavrum. Çok güzel oluyor.
Evindeki kastüyü yorganlara benzemez ama rahattır. Sıcak mı? Sıcak. Değil mi? İçmemişsin ilacını. Ne olduğunu bilmediğim ilacı içmem ben. Belirtme kızım beni. İlaç işte. Ateş düşürücü. Al. İstemiyorum dedim. Bana bak. Kafamın tasını attırma benim. İç şunu. Bir an evvel iyileş, evine dön. Sonsuza kadar dadılık yapacak değilim sana. Ha şöyle. Ben gidiyorum. Sen de fazla oturma, vur kafayı yat. Bak, koca ev tahsis ettim sana. Değil mi? Hadi iyi geceler. Alo, nasılsınız Gonca Hanım? Bilin bakalım şu anda nereden bağlanıyorum size? Ne diyorsun sen be? Nereden bileyim ben neredesin? Hem sen sabah sabah niye arıyorsun beni? İşim gücüm var. Aa, öyle deme. Çok güzel bir atmosfer var burada. Kız, pembe rujun az kalmış. Alayım sana bir tane. Ya sen ne saçmalıyorsun? Ne ruju? Yalnız o da biraz dağıldı. Hani kusura bakmayacaksın artık. O da mı? O da. Yataklarda kuş diyor ha. Sen. İnşallah bu sefer seni evde yakalarım ufaklık. Oh, mis gibi de koktu. Ay inşallah beğenirler. Şimdi nasıl taşıyacağız bunları? Nerede lan bu CD? Nerede? Nereye gidiyorsun? Bir odaya. Niye ki? Ne yapacaksın odada? Gözlüğümü unutmuşum. Tamam, sen git ben alır getiririm. Hem Tuğçe yandı galiba, onunla ilgilen sen. İyi, tamam. Hadi baba be. Acele et ya. Lan vallahi birisi enseleyecek şimdi bize. Bu kim lan? Tipe bak.
musun sen, delirdin mi? Şuna bak ya. Hem suçlu hem güçlü. Ne arayacağım lan? Benden çaldığın CD'yi arıyorum. Günaydın. İsterseniz yardım edebilirim. Melih Bey bakın. Lütfen beni yanlış anlamayın ama... sizce de bu... yani bu yaptığınız... Anlamadım. Bakın. Yaptıklarınızdan dolayı size minnettarım. İnkar edemem. Ama bu kadar da biraz fazla değil mi? Yani evden çıkarılmak üzereydik, ev sahibimiz olarak karşımıza çıktınız. Cebinizden yüklü bir miktar para ödeyip bana avukat tuttunuz. Hapiste haftada 2 gün ziyaretime geliyordunuz. Şimdi de 2 günde bir evime geliyorsunuz. Yani sabah evden bir çıkıyorum, karşımda yine siz. Anlamıyorum Melih Bey. Bakın ben gerçekten bu kadarını da anlamıyorum. Sizce de biraz anormal değil mi bu? Ya lütfen konuşun, bir şeyler söyleyin. Bu durumu bana izah etmenizi istiyorum. Çünkü... Çünkü ne? Çünkü siz... benim yaban ellerde kahrolur.